dışımızdaki dünya, içimizdeki dünya. Çoğumuzun kişisel tekamül yoluna girmemizin nedeni, bir noktada çektiğimiz acının yükünün kaldırılamayacak kadar ağırlaşmasıdır. Işığı arayanların karanlık yanı, ilişkilerimizi yıkan, ruhumuzu öldüren ve hayallerimizi gerçekleştirmemizi engelleyen o veçemizin maskesini düşürmek hakkındadır. O, psikolog Carl Jung'un gölge dediği şeydir. O bizim saklamaya ya da yatsımaya çalışmış olduğumuz tüm o yanlarımızı içerir. O ailemiz, arkadaşlarımız tarafından ve en önemlisi de bizim tarafımızdan kabul edilemez olduklarına inandığımız o karanlık ve çeleri içerir. Karanlık yan bilincimizin derinliklerine tıkıştırılmış, kendimizden ve diğerlerinden gizlenmiştir. Bu gizli yerden aldığımız mesaj açıktır. Bende yanlış bir şey var. Ben uygun değilim. Ben sevilebilir değilim. Ben hak etmiyorum. Ben değerli değilim. Birçoğumuz bu mesajlara inanırız. İçimizin derinliklerinde yatana yeterince yakından bakarsak orada korkunç bir şey bulacağımıza inanırız. Birlikte yaşayamayacağımız bir şeyi keşfetmekten korktuğumuzdan ona uzun uzun bakmaya ve onu adam akıllı incelemeye direniriz. Biz kendimizden korkarız. Bastırmış olduğumuz her düşünceden ve histen korkarız. Birçoğumuz bu korkuyla bağlantıyı öylesine yitirmişizdir ki onu ancak yansımayla görebiliriz. Onu dünyaya, ailemize, arkadaşlarımıza ve yabancılara projekte ederiz. Korkumuz o kadar derindir ki onunla başa çıkabilmemizin tek yolu onu gizlemek ya da yatsımaktır. Böylece kendimizi başkalarını aldatan büyük sahtekarlar haline geliriz. Bunda da o kadar iyi hale geliriz ki hakiki benliğimizi gizlemek için maske taktığımızı gerçekten unuturuz. Aynada gördüğümüz kişi olduğumuza inanırız. Bedenimiz ve zihnimiz olduğumuza inanırız. Başarısız ilişkilerle, kariyerlerle, diyetlerle ve hayallerle geçen yıllardan sonra bile bu rahatsız edici içsel mesajları bastırmaya devam ederiz kendimize iyi olduğumuzu ve her şeyin giderek daha iyi olacağını söyleriz. Yarattığımız içsel öyküleri canlı tutmak için gözlerimize at gözlükleri, kulaklarımıza da tıkaçlar takarız. Ben uygun değilim. Ben sevilebilir değilim. Ben hak etmiyorum. Ben değerli değilim. Gölgemizi bastırmaya çalışmak yerine, yüzleşmekten en çok korktuğumuz şeyleri ortaya çıkarıp sahiplenmemiz ve benimsememiz gerekir. Sahiplenmek derken o niteliğin size ait olduğunu kabul ve tasdik etmeyi kastediyorum. İpuçlarını elinde tutan gölgedir der. Spiritüel öğretmen ve yazar Lazaris. Gölge aynı zamanda değişimin sizi hücresel düzeyde etkileyebilecek değişimin, ta DNA'nızı etkileyebilecek değişimin sırrını barındırır. Gölgemiz bizim kimliğimizin özüne barındırır. O bizim en değerli armağanlarımızı barındırır. Bu ve veçhemizle yüzleşerek muhteşem bütünlüğümüzü, iyi ve kötüyü, karanlık ve ışığı deneyimlemekte özgür oluruz tüm benliğimizi kucaklayıp benimseyerek bu dünyada yapacağımız şeyi seçme özgürlüğünü kazanırız. İçimizde olanı gizlemeyi, maskelemeyi ve onu dışarı projekte etmeyi sürdürdüğümüz sürece olma ve seçme özgürlüğüne sahip olamayız. Gölgemiz bize öğretmek, yol göstermek ve tüm benliğimizi vermek için mevcuttur. O bizim ortaya çıkarıp araştıracağımız bir kaynaktır. Bastırmış olduğumuz hisler umarsız bir biçimde bizimle bütünleşmek isterler. Onlar sadece bastırıldıklarında zarar verici olurlar. O zaman en uygunsuz anlarda birden ortaya çıkabilirler. Sinsi saldırıları sizi yaşamanızın en önemli ve anlamlı anlarında engelleyip köstekleyebilir. Siz gölgenizle barıştığınızda yaşamınız dönüşüme uğrayacaktır. O zaman tırtıl nefes kesici güzellikte bir kelebeğe dönüşecektir. O zaman artık olmadığınız biri gibi görünmek zorunda olmayacaksınız. O zaman yeterince iyi olduğunuzu kanıtlamak zorunda olmayacaksınız gölgenizi kucaklayıp benimsediğinizde artık korku içinde yaşamak zorunda olmayacaksınız. Gölgenizin armağanlarını bulun. O zaman en sonunda gerçek benliğinizin tüm ihtişamı içinde mutlu olabilirsiniz. O zaman hep arzuladığınız yaşamı yaratma özgürlüğüne sahip olabilirsiniz. Her insan sağlıklı bir duygusal sistemle doğar. Biz doğduğumuzda kendimizi sever ve kabul ederiz. Hangi yanımızın iyi, hangi yanımızın kötü olduğunu yargılamayız. Varlığımızın bütünlüğü içinde bulunur, anda yaşar ve kendimizi özgürce ifade ederiz. Biz büyürken çevremizdeki insanlardan öğrenmeye başlarız. Onlar bize nasıl davranacağımızı, ne zaman yemek yiyeceğimizi ne zaman uyuyacağımızı söylerler ve biz ayrımlar yapmaya başlarız. Hangi davranışlarımızın kabul gördüğünü, hangilerinin reddedildiğini öğreniriz. Hemen bir karşılık alacağımızı mı yoksa feryatlarımızın yanıtsız mı kalacağını öğreniriz. Çevremizdeki insanlara güvenmeyi ya da onlardan korkmayı öğreniriz tutarlılığı ya da tutarsızlığı öğreniriz. Çevremizde hangi niteliklerin kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu öğreniriz. Tüm bunlar bizi anda yaşamaktan uzaklaştırır ve kendimizi özgürce ifade etmemizi engeller. Her an kendimizi olduğumuz gibi tümüyle kabul etmemize izin veren masumiyetimizi o deneyimi yeniden ziyaret etmemiz gerekir. Sağlıklı, mutlu, tam bir insan varoluşuna sahip olabilmek için bulunmamız gereken yer orasıdır. Yol budur. Neil Walsh, Tanrı ile Konuşmalar adlı kitabında şöyle demektedir. Kusursuz beyaz renk olarak neyse, kusursuz sevgi de his olarak öyledir. Birçok kişi Beyazın renksiz olduğunu düşünür. Öyle değildir. O tüm renkleri içerir. Beyaz tüm diğer renklerin bir birleşimidir. Sevgi de duygunun nefret, öfke, şehvet, kıskançlık, kapalılık, yokluğu değil, tüm hislerin toplamıdır. O hepsinin toplamıdır. O her şeydir. Sevgi her şeyi kapsar her şeyi içerir. O insan duygusunun gizlediğimiz duyguların, korktuğumuz duyguların tümünü kabul eder. Jung bir zamanlar "Ben iyi olmak yerine bütün olmayı tercih ederim." demiştir. Aramızdan kaçımız iyi olabilmek, hoşlanılmak, kabul edilmek için kendimizi elden çıkardık? çoğumuz insanların iyi ve kötü niteliklere sahip olduklarına inanacak şekilde yetiştirildik. Ve kabul edilebilmek için kötü niteliklerimizden kurtulmamız ya da en azından onları saklamamız gerekiyordu. Bu düşünüş biçimi biz bireyleşmeye, parmaklarımızla beşiğimizin parmaklıkları arasındaki kendimizle ana babamız arasındaki farkı görmeye başladığımızda oluşur. Ama biz büyüdükçe daha da büyük bir gerçeği, hepimizin ruhen birbirimize bağlı olduğumuzu idrak ederiz. Hepimiz birbirimizin bir parçasıyız. Bu görüş noktasından bizim gerçekte iyi ve kötü yanlarımızın olup olmadığını sormamız gerekir. Yoksa bir bütün oluşturmaları için tüm parçalar gerekli midir? Çünkü kötüyü bilmeden iyiye nasıl bilebiliriz? Nefreti bilmeden sevgiyi nasıl bilebiliriz? Korkuyu bilmeden cesareti nasıl bilebiliriz? Evrenin holografik modeli bize içsel ve dışsal dünya arasındaki bağın devrimci bir görüşünü sunar. Bu teoriye göre evrenin her parçası onu ne kadar bölersek bölelim bütünün zekasını taşır. Bizler bireysel varlıklar olarak tecrit olmuş ve rastgele değiliz her birimizin makrokozmuzu yansıtan ve içeren bir mikrokozmuzuz. Eğer bu doğruysa der. Bilinç araştırmacısı Stanislav Grof. O zaman her birimiz kapasitemizi duyularımızın eriminin çok ötesine genişleterek evrenin her veçhesine direkt olarak ulaşıp onu deneyimleme potansiyeline sahibiz. Hepimiz içimizde tüm evrenin damgasını taşıyoruz. Deepak Chopra'nın dediği gibi biz dünyada değiliz. Dünya bizim içimizdedir. Her birimiz var olan insan niteliğine sahibiz. Görüp kavrayabildiğimiz şeyler içinde biz olmayan hiçbir şey yoktur ve yolculuğumuzun amacı bu bütünlüğe yeniden ulaşmaktır. Olumlu ve olumsuz tanrısal ve şeytani, cesur ve korkak. Tüm bu veçheler içimizde hareketsiz halde bulunur. Eğer tanınıp pisişemizle bütünleştirilmezlerse harekete geçerler. Birçoğumuz karanlıktan olduğu gibi ışıktan da korkarız. Birçoğumuz kendi içimize bakmaya korkarız. Ve korku bize o kadar kalın duvarlar ördürür ki artık gerçekte kim olduğumuzu hatırlamayız. Işığı arayanların karanlık yanı, bu duvarları yıkıp kurduğumuz bariyerleri kaldırmak ve belki de ilk kez kim olduğumuza ve burada ne yaptığımıza bakmak hakkındadır. Bu kitap sizi kendinizi, başkalarını ve dünyayı görüş biçiminizi değiştirecek bir yolculuğa çıkaracaktır. O sizi kalbinizi açmaya ve onu kendi insanlığınıza karşı huşu ve şefkatle doldurmaya götürecektir. Mevlana Celaleddin Rumi Tanrı üzerinize yemin ederim ki kendi güzelliğinizi gördüğünüzde kendinize tapınacaksınız demiştir. Ben de bu kitapta size hakiki benliğinizin güzelliğini keşfetmenize yardımcı olacak bir yaklaşım sunacağım. Jung bize gölge terimini kişiliğimizin korku, cehalet, utanç ya da sevgiden yoksunluk yüzünden reddedilmiş o yanlarını ifade etmek için sunmuştu. Onun temel gölge fikri basitti. Gölge sizin olmamayı tercih ettiğiniz kişidir. O gölgeyle bütünleşmemizin üzerimizde derin bir etki yapıp ruhsal yaşamımızın daha derin bir kaynağını yeniden keşfetmemizi sağlayacağına inanıyordu. Bunu yapmak için demişti Jung. Biz gölgeyle yüzleşmek ve onunla bütünleşmek zorundayız. Başka bir seçenek yoktur. Siz ışığınızı ortaya çıkarmak için karanlığa girmek zorundasınız. Biz Herhangi bir hissi ya da dürtüyü bastırdığımızda onun zıt kutbunu da bastırıyor oluruz. Eğer çirkinliğimizi yatsırsak güzelliğimizi de azaltırız. Eğer korkumuzu yatsırsak cesaretimizi de azaltırız. Eğer açgözlülüğümüzü yatsırsak cömertliğimizi de azaltırız. Tam büyüklüğümüz çoğumuzun hayal edebileceğinden daha fazladır. Eğer siz de benim gibi tüm insanlığın damgasını içimizde taşıdığımıza inanırsanız, o zaman sizin hayran olduğunuz en büyük insan olmaya muktedir olmanız ve aynı zamanda hayal edebileceğiniz en kötü insan olmaya muktedir olmanız gerekir. Bu kitap benliğinizin tüm bu bazen çatışan ...veçhelleriyle barışmak hakkındadır. Arkadaşım ve Landmark eğitimin... ...seminer liderlerinden biri olan... ...Bill Spinoza... ...olamadığınız şey... ...sizin olmanıza izin vermeyecektir... ...der. Siz... ...tüm benliğinize var olma izni... ...vermeyi öğrenmek zorundasınız. Eğer... ...özgürleşmek istiyorsanız... ...önce olabilmeniz gerekir. Bu kendimizi yargılamaya son vermemiz gerektiği anlamına gelir. İnsan olduğumuz için kendimizi bağışlamalıyız. Kusurlu olduğumuz için kendimizi bağışlamalıyız. Çünkü kendimizi yargıladığımızda otomatik olarak başkalarını da yargılarız ve başkalarına yaptığımız şeyi kendimize de yaparız. Dünya İçsel benliğimizin bir aynasıdır. Biz kendimizi kabul edebildiğimizde ve bağışlayabildiğimizde otomatik olarak başkalarını da kabul eder ve bağışlarız. Bu benim için öğrenilmesi zor bir dersti. 13 yıl önce banyomun soğuk mermer zemini üzerinde uyandım. Bedenim ağrıyıp sızlıyor ve nefesim pis kokuyordu. Bir başka parti ve uyuşturucu gecesinden sonra yine hastalanmıştım. Ayağa kalkıp aynaya baktığımda bu şekilde devam edemeyeceğimi anladım. 28 yaşındaydım ve hala birinin gelip beni iyileştirmesini bekliyordum. Ama o sabah hiç kimsenin gelmeyeceğini idrak ettim. Annem gelmeyecekti. Babam gelmeyecekti ve beyaz atlı prensim gelmeyecekti. Uyuşturucu bağımlılığımda bir dönüm noktasına, önemli bir karar almam gereken bir noktaya gelmiştim. Çok yakında yaşamla ölüm arasında bir seçim yapmam gerekeceğini biliyordum. Bu seçimi benim yerime kimse yapamazdı. Kimse acımı alıp götüremezdi. Ben kendime yardım edene dek kimse bana yardım edemezdi. Aynada gördüğüm kadın beni şoke etmişti. Onun kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sanki onu ilk kez görüyordum. Yorgun ve korkmuş bir halde telefona uzanıp yardım istedim. Sonra yaşamım çarpıcı bir biçimde değişti. O sabah bu ne kadar uzun sürerse sürsün iyileşmeye karar vermiştim. 28 günlük bir tedavi programını bitirdikten sonra kendimi içsel ve dışsal olarak iyileştirmek üzere uzun bir serüvene başladım. Bu muazzam bir iş gibi görünüyordu ama başka bir seçeneğimin olmadığını biliyordum. 5 yıl ve yaklaşık 50 bin dolar harcadıktan sonra farklı bir kişi haline geldim. Bu süreçte bağımlılıklarımı tedavi etmiş, arkadaşlarımı ve değerlerimi değiştirmiştim. Ama meditasyonlarımda sessizleştiğimde hala bana iyi gelmeyen, kurtulmak istediğim yanlarım olduğunu hissediyordum. Sorunum kendimden hala nefret etmemdi. Bir insanın 11 yıl boyunca birçok kişisel terapiye, grup terapisine katıldıktan Hipnoz ve akupunktur tedavilerine girdikten, dağların tepesinden paraşütle atladıktan, dönüşüm ve yaratıcı seminerlere, budist eğitimine, sufi eğitimine katıldıktan, yüzlerce kitap okuyup imgeleme ve meditasyon kasetleri dinledikten sonra hala bir yanından nefret etmesi inanılmaz görünebilir. Onca zaman ve para harcadıktan sonra hala bu işi başaramadığımı biliyordum. Sonra en sonunda jeton düştü. Jan Smith adlı bir kadının yönettiği bir liderlik seminerine katılmıştım. Seminerin ortasında grubun önünde durmuş konuşuyordum ki birden yan bana bakıp sen bir şirretsin dedi. O anda kalbim duracak gibi oldu. Bunu nasıl bilmişti? Ben şirret biri olduğumu biliyordum. Ama bu yanımdan kurtulmak için umarsızca uğraşıyordum. Bu berbat özelliğimi dengelemek için, tatlı ve cömert bir olmak için çok uğraşmıştım. Sonra sakin bir sesle, Jan bana bu yanımdan neden nefret ettiğimi sordu. Kendimi küçük ve aptal hissederek, ona beni en çok utandıran yanımın bu olduğunu açıkladım. Şirret biri olmanın bana ve diğerlerine sadece acı getirdiğini söyledim. O zaman yan şöyle dedi. Sahiplenmediğin şey senin sahibin olur. Şirret olmanın bana nasıl sahip olduğunu görebiliyordum. Her zaman bu yüzden endişeleniyor ama yine de onu sahiplenmek istemiyordum şirretliğin iyi yanı nedir? diye sordu Can. Görebildiğim kadarıyla onun hiçbir iyi yanı yoktu. Ama sonra o dedi ki, Eğer sen bir ev yaptırıyor olsaydın ve müteahhit bu iş için ayırdığın bütçeyi aşmış ve evi bitirmekte üç hafta gecikmiş olsaydı, sence biraz şirret olmanın bir yararı olmaz mıydı?'' Elbette, evet dedim. Ticaret yapıyorsan bir malı satmak için onun reklamını yaparken zaman zaman biraz şirret olmanın bir yararı olmaz mı? Elbette, evet dedim. Yan bana şimdi bu dünyada bazı işleri yaptırabilmek istiyorsam bazen şirret olmanın sadece yararlı değil aynı zamanda sahip olunacak büyük bir nitelik olduğunu görüp göremediğimi sordu. Birden umarsızca gizlemeye, yatsımaya ve bastırmaya çalıştığım bu yanım özgürleşmişti. Tüm bedenim farklı hissediyordu. Sanki o anda sırtımdan 100 kiloluk bir ağırlığı atmıştım. Yan bu çemi alıp bana onun bir armağan olduğunu, utanılacak bir şey olmadığını göstermişti. Eğer onun var olmasına izin verirsem onu davranışlarımla sergilemek zorunda kalmayacaktım. O beni kullanacağına ben onu kullanabilecektim. O günden sonra yaşamım asla aynı olmadı. Şifalandırıcı bulmacanın bir parçası daha yerine oturmuştu. Direndiğin şey varlığını ısrarla sürdürür. Bu sözü birçok kez duymuş ama derinliğini asla tam olarak anlamamıştım. İçimdeki şirrete direnerek onu oraya hapsetmiştim. Onu kabullendiğim ve armağanını gördüğüm anda bu direncimi bıraktım ve o artık benim için bir sorun olmadı. O benim doğal ve sağlıklı bir yanım haline geldi.'' şimdi artık bir şirret olmak zorunda değilim. Ama eğer gerekiyorsa ki bu dünyada bazen gerekiyor kendimi gözetmek için bu niteliği kullanabilirim. Bu işlem bana mucizevi bir işlem gibi göründü. Böylece hoşlanmadığım tüm yanlarımın bir listesini çıkardım. Ve onların içerdiği armağanları bulmaya çalıştım. Her bir veçhemin olumlu ve olumsuz değerini görebilir hale gelir gelmez savunmacılığımı da bırakıp bu yanlarımın özgürce var olmalarına izin verebildim. Meselenin hoşlanmadığımız yanlarımızdan kurtulmak değil, bu veçhelerin olumlu yanını bulup onu yaşamımızla bütünleştirmek olduğu açığa çıkmıştı. Bu kitap sizin yolculuğunuz için bir rehberdir. O, gölgenizi ortaya çıkarıp onu sahiplenmenize ve benimsemenize yardımcı olmak için yıllar boyunca geliştirdiğim bir seminerin esas fikirlerini içermektedir. İşe gölgeyi ayrıntısıyla tanımlayarak ve onun doğasını ve etkilerini araştırarak başlayacağım. Sonra yaşamsal öneme sahip yanlarımızı boşa harcayarak yatsıdığımız esas gölge fenomenini yani projeksiyonu inceleyeceğim. İçsel ve dışsal yaşamımızı anlamak için yeni bir paradigmayı evrenin holografik modelini gözden geçirdikten sonra eyleme geçmeye, karanlık yanımızın gizli yüzlerini ortaya çıkarmak için öğrendiğimiz şeyi uygulamaya başlayabiliriz. Sonra gölge niteliklerimize sahiplenme ve onların sorumluluğunu üstlenme, gölgeyi kucaklayıp benimseme ve onun armağanlarını keşfetmek için belli yöntemleri öğrenmeye, Başkalarına teslim ettiğimiz yanlarımızı, gücümüzü geri almayı öğrenme sürecini başlatacağız. En sonunda kendimizi sevme ve ruhen beslenme yollarını ve hayallerimizi gerçekleştirmek ve yaşamaya değer bir hayat yaratmak için gerekli pratik yöntemleri araştıracağız. Birçoğumuz ışığı arayarak çok fazla zaman harcamış ama sonunda daha fazla karanlık bulmuşuzdur. Jung, insan ışık figürlerini imgelerek değil, karanlığı bilinçlendirerek aydınlanabilir, demiştir. Işığı arayanların karanlık yanı, gölgenizi ortaya çıkarıp sahiplenme yolculuğunuzda size rehberlik yapacaktır. O size, içinizde yatanı ortaya çıkaracak bilgi ve yöntemleri sunacaktır. O size, gücünüze, yaratıcılığınıza, parlaklığınıza ve hayallerinize yeniden sahip çıkmanız konusunda rehberlik yapacaktır. O kalbinizi kendinize ve başkalarına açacak ve dünya ile ilişkinizi ebediyen değiştirecektir. 3. Dünya bizim içimizdedir. Biz dünyada değiliz. Dünya bizim içimizdedir. Bu sözü ilk kez duyduğumda anlayamamıştım. Dünya nasıl benim içimde olabilirdi? Sizin, yani bir başka insanın benim içimde yaşaması nasıl mümkün olabilirdi? Aslında içimde her insanı oluşturan binlerce niteliği ve özelliği taşıdığımı ve her insanın yüzeyinin altında tüm insanlığın karbon kopyasının bulunduğunu anlamam uzun bir zaman aldı evrenin holografik modeli bize her birimizin makrokosmosun bir mikrokosmosu olduğumuzu anlatır. Her birimiz tüm evrenin tüm bilgisini taşırız. Eğer kredi kartınızdaki ya da ehliyetinizdeki hologramı minik parçalara ayırıp onlardan birine bir lazer ışını tutarsanız tüm tabloyu görürsünüz. Aynı şekilde eğer bir insanı incelerseniz onda evrenin bir hologramını bulursunuz. Evrensel karbon kopya bizim DNA'mızda bulunur. Chopra Esenlik Merkezi'nin tıp direktörü ve Şifa Bilgeliği adlı kitabın yazarı olan Dr. David Simon bunu şöyle açıklıyor. Bir hologram iki boyutlu filmden elde edilen üç boyutlu bir görüntüdür. Hologramın özgün niteliği filmin her parçasından tüm üç boyutlu görüntünün yaratılabilmesidir. Bütün her parçada bulunur. İşte bu yüzden ona hologram denir. Benzer şekilde evrenin her bir veçesi her birimizin içinde bulunur. Kozmosun her yerinde maddeyi oluşturan kuvvetler bedenin her bir atomunda bulunur. DNA'nın her ipliği yaşamın tüm tekamül tarihini taşır. Zihnim ifade edilmiş ya da edilecek olan her düşüncenin potansiyelini içerir. Bu realiteyi anlamak yaşam kapısının, sınırsız özgürlük kapısının anahtarıdır. Bu realiteyi deneyimlemek gerçek bilgeliğin esasını oluşturur. Siz başkalarında gördüğünüz her şeyi içerdiğinizi anladığınızda tüm dünyanız değişecektir. Bu kitapta hedefimiz başka insanlarda sevdiğimiz ve nefret ettiğimiz her şeyi bulup kucaklamak ve benimsemektir. O sahiplenilmemiş veçhelerimize yeniden sahip çıktığımızda içimizdeki evrenin kapısını açarız. Kendimizle barıştığımızda dünyayla da kendiliğinden barışırız. Bir kez her birimizin evrendeki tüm özellikleri barındırdığımızı kabul ettiğimizde, her şey olmadığımızı iddia etmeyi, öyle görünmeyi bırakabiliriz. Çoğumuza diğer insanlardan farklı olduğumuz öğretilmiştir. Bazılarımız kendimizi diğerlerinden daha iyi olarak görür birçoğumuzda yetersiz olduğumuza inanırız. Yaşamımızı bu yargılar şekillendirir. Bu yargılar bizim, ben senin gibi değilim dememize yol açar. Eğer siz beyazsanız, siyahlardan farklı olduğunuza inanırsınız. Eğer siz bir siyahsanız, Asyalılardan ya da İspanyollardan farklı olduğunuza inanırsınız. Museviler Katoliklerden farklı olduklarına, sağ kanat tutucuları sol kanat liberallerinden farklı olduklarına inanırlar. Kültürlerimiz, toplumlarımız bize diğerlerinden temelde farklı olduğumuza inanmayı öğretmişlerdir. Biz ayrıca ailemizin ve arkadaşlarımızın ön yargılarını da benimseriz. Sen farklısın. Çünkü sen şişmansın, ben zayıfım. Ben akıllıyım, sen aptalsın. Ben korkan, sen cesursun. Ben pasifim, sen saldırgansın. Ben kabayım, sen naziksin. Bu inançlar bizim birbirimizden ayrı olduğumuz illüzyonunu sürdürür. Onlar varlığımızın bütününü kucaklayıp benimsememizi engelleyen içsel ve dışsal bariyerler yaratırlar. Onlar bizim başkalarını yargılamayı sürdürmemize neden olurlar. Anahtar bizim gördüğümüz ya da algıladığımız her şey olduğumuzu anlamaktır. Biz olmayan hiçbir şey yoktur. Eğer biz belli bir niteliğe sahip olmamış olsaydık onu bir başkasında gördüğümüzde tanıyamazdık. Eğer bir başkasının cesareti size ilham verirse, bu sizin içinizdeki cesaretin bir yansımasıdır. Eğer siz bir insanın bencil olduğunu düşünüyorsanız, aynı ölçüde bencillik gösterebileceğinizden emin olabilirsiniz. Bu nitelikleri her zaman ifade etmesek de, her birimiz gördüğümüz her niteliği serkleme yeteneğine sahibizdir. Holografik dünyanın bir parçası olarak biz gördüğümüz her şeyiz. Yargıladığımız her şeyiz. Hayran olduğumuz her şeyiz. Derimizin rengi, dilimiz, dinimiz her ne olursa olsun biz aynı evrensel nitelikleri paylaşırız. Bu asli bakımdan tüm insanlar aynıdır. Ünlü ayurveda doktoru Vasantlad Şöyle diyor. Her bir damlada deniz bulunur ve her bir hücrede tüm bedenin zekası bulunur. Biz bunun büyüklüğünü kavradığımızda varlığımızın enginliğini de görmeye başlayabiliriz. Erkekler ve kadınlar eşit yaratılmışlardır. Onlar aynı ve bütün insan niteliklerine sahiptirler. Hepimiz yüce yaratıcılığa ve şefkate sahibiz. Hepimiz açgözlülüğe, öfkeye ve zayıflığa sahibiz. Sahip olmadığımız hiçbir özellik, nitelik ya da veçhe yoktur. Biz tanrısal ışık, sevgi ve zeka ile doluyuz. Ve aynı şekilde bencillik, gizlilik ve düşmanlıkla doluyuz bizim tüm dünyayı içimizde taşımamız murad edilmiştir. Tam insan olma görevinin bir parçası da her bir veçhemize karşı sevgi ve şefkat duyabilmektir. İnsan zihni nasılsa kozmik zihin de öyledir. Çoğumuz insan olmanın ne olduğu konusunda dar bir vizyonla yaşıyoruz. İnsanlığımızın evrenselliğimizi kucaklayıp benimsemesine izin verdiğimizde, kolayca arzu ettiğimiz her şey olabiliriz. John Welwood, sevgi ve uyanış adlı kitabında içimizdeki dünyayı tasvir etmek için bir şato benzetmesini kullanır. Uzun koridorları ve binlerce odası olan muhteşem bir şato olduğunuzu hayal edin. Şatonun her odası mükemmeldir ve özel bir armağına sahiptir. Her bir oda farklı bir veçhenizi temsil eder. Ve tüm bu mükemmel şatonun ayrılmaz bir parçasıdır. Bir çocukken siz şatonuzun her bir köşesini utanmadan ya da yargılamadan araştırdınız. Korkusuzca her odanın mücevherlerini ve gizemini araştırdınız. Bu ister bir salon, ister bir yatak odası, ister bir banyo ya da kiler olsun. Her bir odayı sevgiyle kucakladınız. Her oda kendine özgüydü, benzersizdi. Şatonuz ışık, sevgi ve harikalarla doluydu. Sonra bir gün biri şatonuza gelip size odalarınızdan birinin kusurlu olduğunu, onun kesinlikle sizin şatonuza ait olmadığını söyledi. O, eğer kusursuz bir şatoya sahip olmak istiyorsanız, bu odanın kapısını kapatıp kilitlemeniz gerektiğini bildirdi. Siz sevilmek ve kabullenilmek istediğinizden hemen o odayı kapattınız. Zaman içinde giderek daha çok insan şatonuza geldi. Hepsi size odalarla ilgili kendi kanılarını bildirip hangilerinden hoşlanıp hangilerinden hoşlanmadıklarını söyledi ve yavaş yavaş siz birbiri ardına kapıları kapattınız. Harika odalarınız kapatıldılar. Işıksız bırakılıp karanlığa gömüldüler. Böylece bir kısır döngü başladı. O zamandan itibaren siz her türlü nedenle giderek daha çok kapıyı kapattınız. Korktuğunuz için kapıları kapattınız ya da odaların aşırı cesur olduklarını düşündünüz. Siz çok tutucu olan odaların kapılarını da kapattınız. Gördüğünüz diğer şatolar sizinki gibi bir odaya sahip olmadıkları için de kapıları kapattınız. Dini liderleriniz belli odalardan uzak durmanızı söyledikleri için de kapıları kapattınız. Siz toplumun ölçütlerine ya da kendi idealinize uymayan her odanın kapısını kapattınız. Şadonuzun sonsuz göründüğü ve geleceğinizin heyecan verici ve parlak göründüğü günler çok geride kalmıştı. Siz artık her odaya aynı sevgi ve hayranlıkla bakmıyordunuz. Bir zamanlar gurur duyduğunuz odaların şimdi artık ortadan kalkmalarını istiyordunuz.'' Bu odalardan kurtulmanın yollarını bulmaya çalıştınız. Ama onlar şatonuzun yapısının bir parçasıydılar. Artık hoşlanmadığınız her odanın kapısını kapatmış olduğunuzdan bir gün geldi siz o odaları hepten unuttunuz. İlk başta ne yaptığınızın farkında değildiniz. Bu sadece bir alışkanlık haline gelmişti. Herkes size muhteşem bir şatonun nasıl görünmesi gerektiği konusunda farklı mesajlar veriyordu ve tüm şatonuzu seven iç sesinize güvenmek yerine onlara kulak vermek çok daha kolaydı. Bu odaları kapatmak aslında sizin kendinizi güvende hissetmenizi sağlamaya başlamıştı. Çok geçmeden kendinizi sadece birkaç küçük odada yaşar buldunuz. Yaşamı nasıl kapatacağınızı öğrenmiştiniz ve bunu yapmaktan rahatlık duyuyordunuz. Birçoğumuz o kadar çok odayı kapattık ki sonunda bir zamanlar bir şato olduğumuzu bile unuttuk. Sadece küçük, iki odalı, tamire muhtaç bir ev olduğumuza inanmaya başladık. Şimdi şatonuzu iyi ve kötü tüm benliğinizi barındırdığınız yer olarak düşünün ve gezegende var olan her veçhenin sizin içinizde de bulunduğunu hayal edin. Odalarınızdan biri sevgi, biri cesaret, biri incelik ve bir başkası da zarafettir. Orada sayısız oda vardır. Yaratıcılık, dişilik, dürüstlük, bütünlük, sağlık, iddialılık, seksilik, güç, ürkeklik, nefret, açgözlülük, soğukluk, tembellik, küstahlık, hastalık ve kötülük. Bunlar şatonuzdaki odalardır. Her bir oda yapının asli bir parçasıdır ve her bir oda şatonuzun bir yerlerinde bir zıt kutbuna sahiptir. Allah'tan biz olmaya muktedir olduğumuzun daha azı olmaktan asla doyum hissetmeyiz kendimizden hoşnutsuzluğumuz bizde şatomuzun tüm kayıp odalarını arama günüsü yaratır. Biz ancak şatomuzun tüm odalarını açarak kendi benzersizliğimizin anahtarını bulabiliriz. Bu şato size benliğinizin büyüklüğünü kavramanıza yardımcı olmak için sunulmuş bir mecazdır. Her birimiz içimizde bu kutsal yere sahibiz. Eğer biz tüm benliğimizi görmeye hazır ve istekliysek oraya kolayca girebiliriz. Çoğumuz bu kapıların ardında bulacağımız şeyden korkarız. Böylece heyecan ve harika dolu gizli benliğimizi bulmak için bir serüvene girişeceğimize bu odalar yokmuş gibi davranmayı sürdürürüz. Böylece bu kısır döngü sürer gider. Ama eğer yaşamınızın yönünü değiştirmeyi gerçekten istiyorsanız, şatonuza girip yavaş yavaş her kapıyı açmanız gerekir. Sizin içsel evreninizi araştırıp keşfetmeniz ve sahiplenmediğiniz her şeyi yeniden sahiplenmeniz gerekir. Ancak tüm benliğinizin mevcudiyetiyle siz ihtişamınızı takdir edebilir ve yaşamınızın bütünlüğünün ve benzersizliğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Ben içimdeki dünyayı aramaya başladığımda bunun olanaksız bir görev olduğunu düşünmüştüm. Dünyanın berbat bir yer olduğunu ama benim öyle olmadığımı düşünüyordum. Ben bir katil değilim, ben evsiz barksız bir berduş değilim diye düşünüyordum. Dünyanın tüm niteliklerine sahip olduğumu keşfetmeyi gerçekten istemiyordum görebildiğim kadarıyla yargıladığım ya da yanlış yolda gördüğüm insanlara hiç benzemiyordum. Böylece hedefim dünyanın içimde nasıl mevcut olabileceğini görmek oldu. Hoşlanmadığım bir şeyi ya da birisini gördüğüm her seferinde kendi kendime ben de böyleyim. Onlar benim içimde demeye başladım. İlk ay düş kırıklığı hissettim. Çünkü içimde o kötü şeylerin hiçbirini bulamamıştım. Sonra bir gün trenle bir yere giderken her şey değişti. Aynı vagonda yolculuk ettiğimiz bir kadın çocuğuna bağırıyordu. Ben de kendi kendime çocuğuma asla bu şekilde davranmayacağımı, bu kadının herkesin gözü önünde çocuğunu böyle hazırlamasının korkunç bir davranış olduğunu söylüyordum. O sırada kafamda küçük bir ses, eğer senin çocuğun beyaz ipek takımının üzerine çikolatalı süt dökmüş olsaydı, sen de öfkeden deliye dönebilirdin, dedi. Birden bulmacanın parçaları bir araya gelmişti. Elbette ben bir çocuğa kızma yeteneğine sahibim. Bunu kendi kendime itiraf etmek istemiyor böylece bir başkasının böyle öfkeye kapıldığını gördüğümde onun duygularını anlamak yerine onu yargılıyordum. Sonra içimde bulunanın kişinin kendisi değil her bir kişi tarafından sergilenen nitelikler olduğunu idrak ettim. Ben o trendeki öfkeli kadın değildim ama onun o anda sergilediği sabırsızlık ve hoşgörüsüzlüğe sahiptim. Keşfettiğim şey en katı biçimde yargıladığım kişiler gibi davranma potansiyelimdi. Başkalarında gördüğümde beni en çok rahatsız eden özellikleri kendi içimde bulmam gerektiğini açıkça anlamıştım. Onları kapatmış olduğum odalar olarak görüp tanımaya başladım. Eğer kötü bir gün geçirmiş olsaydım benim de çocuğuma bağırabileceğimi kabul ve tasdik etmek zorundaydım. Sonra evsiz bir insana bakıp kendi kendime eğer benim de bir alem ya da bir eğitimim olmasaydı ve işimi kaybetmiş olsaydım ben de evsiz olabilir miydim? Diye sordum. Yanıt evetti. Eğer hayatımın koşullarını değiştirseydim hemen her farklı şey yapabileceğimi ve olabileceğimi görmek kolaydı. Mutlu, üzgün, öfkeli, açgözlü ve kıskanç. Her türlü insan olmaya çalıştım. Şişman insanlar benim için özel bir hedef ola gelmişlerdi. Babam hep şişmandı ve bu konudaki ön yargıma o da dahildi. Birden o da bana farklı göründü. Ben ince kemikliydim ve hızlı bir metabolizmaya sahiptim. Eğer metabolizmam değilse ve yediğim abur cubur yemeye devam etsem, ben de şişmanlardım. Ama hala zorlandığım birkaç alan vardı. Kendimi asla bir katil ya da bir tecavüzcü olarak hayal edemiyordum. Nasıl olur da bir insanı bilerek soğuk kanlıkla öldürebilirdim? Eğer... O bana ya da aileme zarar vermeye çalışmışsa, birini öldürmeyi hayal etmek kolaydı. Ama nasıl olur da bir insan durup dururken bir başka insanı acımasızca öldürebilirdi? Ben şimdi öldürme konusunda hiçbir arzu duymadığımı fark ettim. Ama 14 yıl boyunca bir odaya hapsedilip her gün dövülsem, ben de birini soğukkanlılıkla öldürebilir miydim? Yanıt evetti bu öldürmeyi kabul edebilir bir şey kılmamıştı. Ama benim herkes olma olasılığını gerçekten benimseyebileceğimi görmemi sağlamıştı. O günden sonra herhangi bir şey olmakta zorlandığımda onu parçalara ayırıp analiz etmeye başladım. Örneğin hala bir sübyancı nasıl olabileceğimi göremiyordum. Böylece kendi kendime ne tür bir insanın bir çocukla cinsel ilişkiye girebileceğini sordum. Yozlaşmış, korkak, sapkın bir insan diye düşündüm. Sonra kendi kendime ben yozlaşmış bir insan olabilir miydim? Ben korkak biri olabilir miydim? Ben sapkın biri olabilir miydim? diye sordum. Çocukken başıma gelmiş olabilecek en kötü şeyleri hayal etmeye çalıştım ve o zaman kötü muamele görmüş, tecavüze uğramış ve hiç sevgi görmemiş olsaydım farklı bir insan olmuş olabileceğimi anladım. O koşullar altında neyi yapıp neyi yapamayacağımı tahmin edebilmemin bir yolu yoktu onun yerinde ve durumunda olmadan bir insanı asla ve asla yargılamamalıydım. Benim için bu özelliklerin bazılarını sahiplenmek zor olmasına rağmen, içimde bir iblisin yaşamış olması olasılığıyla yüzleşmek zorundaydım. Bazen soru sizin o anda belli bir özelliğe sahip olup olmamanız değil, farklı koşullar altında o özelliği sergileyip sergileyemeyeceğinizdir. Bunu beni tiksindiren ya da bana itici gelen her insan karşısında denedim. Bazılarını kabul etmek, diğerlerini kabul etmekten daha zordu. Bazıları daha fazla zaman aldı ama en sonunda kendi içimde sahiplenemediğim çok az şey kalmıştı. Zamanla hayatta her şeyi ve herkesi yargılayan iç sesim sustu. Zihnimin sessizleşmesi tüm yaşamım boyunca hayal etmiş olduğum bir şeydi ve şimdi bu olasılığın ortaya çıktığını görüyordum. İnsanları yalnızca kendi içimde kabullenemediğim bir niteliği sergilediklerinde yargıladığımı fark ettim. Eğer birisi gösteriş meraklısıysa artık onu yargılamıyordum. Çünkü benim de öyle olduğumu biliyordum ancak belli bir davranışta bulunamayacağıma tamamen ikna olduğumda rahatsız oluyor ve o insana parmağımı suçlarcasına sallıyordum. Siz de işaret parmağınızı bir insana suçlarcasına salladığınızda geriye kıvrılmış diğer üç parmağın sizi işaret ettiğini göreceksiniz.'' Bu bizim başkalarını suçladığımızda sadece kendi veçhelerimizden birini yatsımakta olduğumuzu hatırlamamıza yardımcı olabilir. Bir kez belli türde bir insan olmamak için harcadığım tüm o enerjiyi fark ettiğimde kendi veçhelerimi gizleme ve yatsıma olgusu neredeyse komik görünmeye başladı. Eğer kendinizi tüm evrenin bir mikrokosmosu olarak görmezseniz, hayatınızı ayrı bir birey olarak yaşamayı sürdüreceksinizdir. O zaman yanıtları ve yönünüzü bulmak için içinize değil dışınıza bakacak ve neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda yargılarda bulunacaksınız. Sizin ve benim gerçekten birbirimize bağlı olmadığımız illüzyonunu sürdüreceksiniz. Kendinizi güvende hissedebilmek için maskenizin ardında kalacaksınız. Ama içinizde evrenin bütününü kucaklarsanız, insan ırkının da bütününü kucaklarsınız. Geçenlerde Mike ve Merlin adlı bir çifte ve onların pazarlama şirketinin çalışanlarına bir seminer vermek için Colorado'ya gittim. Evlerine gittiğimde bu çift ve çocuklarıyla birlikte öğlen yemeğini çıktık ve yemekte duygusal boşalım çalışması üzerinde konuştuk. Aramızda hepimizin, her birimizin içimizde tüm evrenin damgasını taşıdığımızı gördüğümüz bir dünyada yaşamakla ilgili harikulade bir konuşma geçti. Mike ve Marilyn holografik teoriye zaten aşinalardı ve onu coşkuyla savunuyorlardı. Ama yemekten sonra otomobile bindiğimizde Mike dönüp bana ama öyle olmadığımı bildiğim birkaç şey var dedi. Bu beni şaşırtmadı. Bu bir insan her şey olduğunu kabul ettikten sonra çoğunlukla görülen bir şeydi. Bana da olmuştu. Böylece Mike'a sen ne değilsin diye sordum. Mike, ben bir ahmak değilim, dedi. Mike'ın direkt olarak bana baktığı dikiz aynasına bakarak, eğer sen her şeysen, o zaman sen aynı zamanda bir ahmaksın da, dedim. Otomobile bir sessizlik hakim oldu. Mike'ın eşi ve çocukları bana inanmaz gözlerle bakıyorlardı. Mike'a bir ahmak olduğunu söylemiştim. Sonra Mike bana tanıdığı tüm ahmaklardan söz etmeye ve onların hiçbirine benzemediğini anlatmaya başladı. Tarif ettiği kişiler hakkında o kadar duygusaldı ki bunun onun için çok yüklü bir konu olduğunu anladım. Otomobille eve gidene dek Mike tüm ahmak öyküleri repertuarını anlattı. En sonunda ona "Sen hiçbir ahman yapabileceği bir şey yapmadın mı? diye sordum. O bu soru üzerine düşündü ve hemen evet dedi. Ama sonra yine yaptığı şeyi tanıdığı ahmakların yaptıkları şeylerle kıyaslayamayacağımı söyledi. Bu diğer kişiler gerçekten büyük ahmaklardı. Ona Pisişe'nin küçük bir ahmakla büyük bir ahmak arasında Ayırım yapamayacağını, bir ahman ahmak olduğunu söyledim. Ahmak sözcüğü onun için çok yüklü olduğundan Mike'a bunun ona bir şey söyleyen bir işaret olup olamayacağını sordum. Söylemeye gerek yok. Bu çok uzun bir otomobil gezisi oldu. Mike'dan en azından benim ahmaklığın onun bir noktada reddetmiş olduğu bir veçhesi olduğu, ve şimdi onu yeniden sahiplenme fırsatına sahip olduğu görüşümü dikkate almasını istedim. O nasıl olurdu da her şey olabilir ama bir ahmak olamazdı. Hem bir ahmak olmakta ne yanlışlık vardı ki? Mike'ın eşine ve çocuklarına kendilerine ahmak dememe aldırıp aldırmadıklarını sordum. Başka kimse ahmaklığı suçlamıyordu onlara aralarından herhangi birinin ahmaklarla kötü deneyimler yaşayıp yaşayamadığını sordum. Hiçbiri yaşamamıştı. Evlerine vardığımızda arabadan çıkmadan önce sıkıca sarınıp sarmalandık. Hava sıfırın altında 18 dereceydi. Hiç bu kadar soğuk bir havada bulunmamıştım. Böylece orada titreyerek durup evin kapısının açılmasını bekledim. Mike birkaç dakika boyunca önce ceplerini yokladı sonra da el yordamıyla arabayı araştırdı. En sonunda bize bakıp sanırım anahtarları evde bırakmışım dedi. Bir anlık sessizlikten sonra ben ne tür bir insan hava sıfırının altında 18 dereceyken kapıda kalır diye sordum. Hepimiz aynı anda bir ahmak diye bağırdık. Mike güldü ve Merlin en sonunda kendi anahtarını buldu. Ve biz eve girebildik. Bir kez daha evren çalışmamda bana yardım etmişti. Biraz ısındıktan sonra Mike'ın karşısına oturup ona bir ahmak olmamaya ne zaman karar verdiğini hatırlayıp hatırlayamadığını sordum. O bir çocukken aptalca bir şey yaptığını ve çevresindekilerin buna güldüklerini hatırladı. O zaman kendi kendisine bunu bir daha asla yapmayacağına yemin etmişti. Onun kötü olduğunu düşündüğü için şatosundaki bir odayı kapatmıştı. Gunther Bernard'ın çok yerinde dediği gibi, biz kim olduğumuzu unutmayı seçer ve sonra unutmuş olduğumuzu unuturuz. Kendimizden gizlediğimiz veçhelerimiz, Mike'ın ahmaklığı gizlemesi gibi, şimdiki realitemiz üzerinde özellikle güçlü bir etkiye sahiptir. Onlar kendi başlarına bir yaşama sahiplerdir. Ve kabul edilip tüm benliğimizle bütünleşebilmek için hep dikkatimizi çekmeye çalışırlar. Mike, bu sahiplenmediği ve çesini deneyimleyebilmek için bilinçsizce hayatına ahmakları çekip duruyordu. O kendi hatalarına şefkat gösteremiyor, böylece hata yapan insanları ahmak olarak görüyordu. Bu veçhesinden nefret ettiği için aynı kusura sahip herkesten nefret ediyordu bu işindeki personeli yönetişini de etkiliyordu. Çalışanları onu zor ve bazen mantıksız davranan biri olarak algılıyorlardı. Mike'a bu ahmak dediği ve sahiplenmediği veçhesinin armağanlar içerdiğini söyledim. Ondan gözlerini kapatmasını ve ona bir ahmak olmanın armağanı nedir diye sorduğumda aklına gelen ilk sözcüğü söylemesini istedim. O azim ve sebat diye karşılık verdi. Mike bir ahmak olarak görülmemek için okulda çok sıkı çalışmış ve çok iyi bir öğrenci olmuştu. Üniversiteye gitmiş, sonra master yapmış ve bir hesap uzmanı olmuştu. Kendi alanında yükselmek için çok çalışmış ve eğitimli bir insanın yapacağı gibi yerel ve dünya haber olaylarını takip etmişti. Söylediği şey Mike'ı biraz şoke etmişti. Ona ahman, ona hayatta bulunduğu yere erişme azmini vermişse bu veçhesini bağışlayıp benimsemeye gönüllü olup olmadığını sordum. Biraz duraksadıktan sonra o, konuşmamızı hazmetmek için biraz zamana ihtiyaç duymasına rağmen bunu yapacağını söyledi. Ertesi gün Mike daha genç ve enerjik görünüyordu. Onu yatsıyarak geçirdiği 40 yıldan sonra hala ahmak dediği ve çesini sahiplenip sevmenin yapılacak doğru şey olduğundan emin değildi. Ama yaptığımız uzun bir konuşmadan sonra bu veçhesini sahiplenmediği için hayatına ahmak gibi davranan birçok insanı çektiğini görebildi. Ona bunun ruhsal bir yasa olduğunu, evrenin bizi daima kendi bütünlüğümüzü kucaklayıp benimsemeye yönlendirdiğini açıkladım. Biz, unutmuş olduğumuz veçhelerimizi bize geri yansıtacak kişileri ve şeyleri hayatımıza çekeriz.'' İçimizdeki her veçe anlayış ve şefkate ihtiyaç duyar. Eğer biz bunu kendimize vermeye gönüllü değilsek, o zaman dünyanın onu bize vermesini nasıl bekleyebiliriz? Biz nasılsak evren de öyledir. Öz sevgisi varlığımızın her düzeyine nüfuz edip onu beslemelidir. İçsel benliğini seven ama aynada dış görüntüsüne bir dakikadan fazla bakamayan insanlar vardır. Diğerleri ise tüm zamanlarını ve paralarını dış benliklerini harcayıp sonunda içlerinde bulunandan nefret ederler. Tüm benliğinizi ışığa çıkarmanızın zamanı gelmiştir. Ki içsel ve dışsal yaşamanızın her alanını bilinçli olarak değiştirmeyi seçebilin. Şimdi kendinizin ilahı olmanızın zamanıdır. Her veçhenizin, her özelliğinizin size verecek bir şeyi vardır. Tüm benliğinizi severek ve benimseyerek gerçekten hepimizi sevip benimseyebileceksiniz. Alıştırmalar İşe dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi ortadan kaldırarak başlayın. Bu alıştırmada yine bir not defterine, renkli boyalara ve bir kaleme ihtiyacınız olacak. Gevşemenize yardımcı olması için teybe yumuşak bir müzik koyabilirsiniz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve yavaş, derin bir nefes alın. Nefesinizi kullanarak zihninizi sessizleştirin ve kendinizi bu sürece verin. Beş kez daha yavaş ve derin bir nefes alın kutsal benliğinizle karşılaşma. Yine içinizde bir asansör hayal edin. Bu asansöre girip yedi kat aşağı inin. Asansörden dışarı çıktığınızda yine o güzel bahçenizi göreceksiniz. Bahçenizde yürüyün ve çevrenizdeki çiçekleri ve ağaçları görün. yeşil yapraklara bakın ve çiçeklerin zengin kokularını hissedin. Bu güzel bir gündür. Ve çevrede kuşlar şakımaktadır. Gökyüzünün rengini fark edin. Kendinizi bu bahçede ne kadar rahat ve güvenlik içinde hissettiğinizi hatırlayın. Bir andırıp derin bir nefes daha alarak kutsal bahçenizin güzelliğini içinize çekin. Oturacak sessiz bir yer bulun ve rahat bir meditasyon koltuğu yaratın. Bu kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir yer olsun. Üzerinizde bedeninizi okşayan ve kendinizi güzel ve çekici hissetmenizi sağlayan bir giysi bulunsun. Sonra oturup gözlerinizi kapayın. Bir an sonra veçheniz bilincinize gelecektir. Bu veçhe sizin en iyi halinizdir. O varlığınızın sevgi, şefkat ve güçle dolu olan bütünüdür. Bu echeniz sizin kutsal benliğinizdir. Bu muhteşem varlığı farkındalığınıza tam olarak girmeye davet edin. En yüksek potansiyelinizi tezahür ettirdiğinizi, kendinizi huzurlu, sessiz, merkezlenmiş ve doyumlu hissettiğinizi hayal edin. Şimdi kutsal benliğinizden yanınıza oturmasını isteyin. Bu echenizin elini tutun ve onun gözlerine bakın. Ondan size bu hafta rehberlik yapmasını ve sizi korumasını isteyin. Sonra o kalbinizi açmak ve taşıdığınız her türlü eski duygusal zehirden kurtulmak için ne yapmanız gerektiğini sorun. Sonra bu kutsal veçhenizi kucaklayın ve sizi görmeye geldiği için ona teşekkür edin ve onu ve bahçenizi sık sık ziyaret etmeye söz verin. Şimdi gözlerinizi açın ve bu deneyimle ilgili her şeyi defterinize yazın. Ne gördüğünüzü, bahçenizin neye benzediğini, sizin nasıl göründüğünüzü ve ne hissettiğinizi yazın. Kutsal benliğiniz nasıl görünüyordu? O size ne söyledi? Buna zaman ayırın. Siz daha uzun yazdıkça daha fazla bilgelik sizin katlanlığınızla ifade edilecektir. Sonra bir kağıt ve renkli boyalar alıp kutsal benliğinizin bir resmini yapın. Resminizin neye benzediği konusunda endişelenmeyin. Bu bir resim yarışması değildir. En az 5 dakika kadar bu resmi çizin. Gölgenizle karşılaşma Gözlerinizi kapayın ve 5 kez çok yavaş ve derin bir nefes alın. 5'e kadar sayarak nefes alın. Nefesinizi rahatça tutabileceğiniz kadar uzun bir süre tutun ve sonra mümkün olduğu kadar yavaş bir biçimde nefes verin. Nefesinizi kullanarak zihninizi sessizleştirin ve bilincinizin derinliklerine gidin. Bir asansöre binip 7 kat aşağı indiğinizi hayal edin. Asansörün kapısını açtığınızda çok karanlık, pis ve kasvetli bir yer görüyorsunuz mümkün olan en kötü koşulları hayal edin. Oraya hakim olan kokuları, pisliği ve çöpleri fark edin. Fareler, yılanlar, hamam böcekleri ya da örümceklerle dolu bir mağarada bulunuyor olabilirsiniz. Asla gitmek istemeyeceğiniz bir yer yaratın. Bu yeri yarattığınızda yavaş ve derin nefesler almayı sürdürün ve bir köşeye bakıp orada hayal edilebilecek en düşük, en aşağı formunuzu görün. En kötü görüntünüzün zihninizde belirmesine izin verin. Kendinizle ilgili her şeyi hissetmeye ve görmeye çalışın. Nasıl görünüyorsunuz, nasıl kokuyorsunuz ve ne hissediyorsunuz? Şimdi görmekte olduğunuz kişiyi tarif eden bir sözcüğün zihninize gelmesine izin verin. Bu kişiyi onu hissedecek kadar gördükten sonra gözlerinizi açın. Bu imgelemede aldığınız sözcüğü ve deneyimlediğiniz her şeyi defterinize yazın. En az 10 dakika boyunca yazın. Bilincinizin bu deneyiminiz hakkındaki tüm düşüncelerini ve hislerini ifade etmesine izin verin. Kutsal benlik gölge benliği kucaklıyor. Gözlerinizi kapatıp kutsal bahçenize dönün. Alıştırmalarınızı yapmak için güvenli ve kutsal bir çevre yaratın. Yine önce zihninizi sessizleştirmek ve bilincinizin derinliklerine girmek için nefesinizi kullanın. Sonra içsel asansörünüzle 7 kat aşağı inin ve bahçenize girin. Onun içinde yürüyün ve onun güzelliğinin tadını çıkarın. Çevrenizin sakinleştirici mevcudiyetini hissettiğinizde meditasyon yerinizi bulun kendinizi rahat ve güvenlik içinde hissettiğinizde kutsal benliğinizin görüntüsünü yaratın. Onun ışığında gevşeyip bunun keyfini çıkardığınızı hayal edin. Bu görüntü oluştuğunda içinize yönelik o karanlık gölgeli ve çenizi çağırın. Kutsal benliğinizden gelip gölge benliğini kucaklamasını isteyin. Bu her şeyi seven güzel benliğinizden bu korkutucu, karanlık, sevilmeyen benliğinize sarılmasını isteyin. Karanlık yanınıza sevgi, şefkat ve bağışlama sunduğunuzu hayal edin. Bu karanlık ve çeye güvende olduğunu ve onu anlayıp sevmeyi öğrenmek için zaman ayıracağınızı söyleyin. İhtiyaç duyduğunuz kadar çok zaman harcayın ve eğer gölge benliğiniz kucaklanmasına izin vermezse üzülmeyin. O bunu yapana dek her gün içinize yönelip bunu deneyin çoğunlukla gösterdiğimiz direnç bu imgeleme sırasında ortaya çıkacaktır. Böylece 10 dakika sonra bu her iki veçheyle de vedalaşıp odanıza geri dönün. Bir kağıt ve renkli boyalar alıp deneyimimizin bir resmini yapın. Buna 5 dakika kadar ayırın. İşiniz bittiğinde not defterinizi alıp bu meditasyon ve onu resmetme deneyimi hakkında en az 10 dakika boyunca yazın.